Şimdi Galatasaray'a bir geçelim çünkü dün akşam oynanan maçı konuşamadık. Biraz sizlerin değerlendirmelerini merak ediyorum. Bu arada Emre Kaplan da mesaj gönderdi Muslera ile ilgili. O bilgiyi de paylaşalım. Bayern Münih ve Hatay maçlarında yok. Milli ara sonrası belirsiz. Söylediğim gibi dün Yırtılan akşam bağların iyileşmesi, çok özür dilerim, 4-6 hafta sürüyormuş normal şartlarda. Öyle mi? Milli ara evet. işe yarayacak Belki aslında. evet, o biraz erkene çekebilir milli arada Ama yırtılan bağ değil, zedelenen bağ diyor açıklamada. Selahattin abi, bak, şunu unutmayın. Şuradan çıkarıp taktığın anda geçmiş olsun. 15 gün o şimdi sıcak sıcak olması şey doktor yapmaz. Doktor değiliz tabii ben ki ama. Ben hemen maçta akşam bileği araştırdım. Çok çıkan bir dirsek olarak. mi çıkmış, omuz mu? Dirsek. Omuz çıkması çok sıkıntılı. O çok daha tehlikeli, dirsek. Hemen orada dedim ya, çok profesyonelce yanaşan bir, yani Yener İnce var. Bu işleri gerçekten çok iyi bilir. Her zaman takdir etmişimdir. Çok da işini de seven bir bağlar kişidir. Zarar görüyor çıkmada çok. Aynı anda çok. Orada belki sıcağı sıcağına o müdahale yapmamış olsa biraz daha uzamış olur. Orada çünkü belki bir acı çekti ama Yener İnce'yi kutluyorum. Geçmiş olsun, ne İnce'yi diyelim burada yani. kutluyorum. Yani gerçekten maçtan sonra yaptığım araştırmalarda bu Hatay ve Bayern Münih maçlarında oynayamaz dedi. Yani ne olursa olsun iki maç dinlenmesi lazım ki araya milli ara giriyor. Ben Hatay Çok maçını çok geçmiş olsun. önemsemiyorum da Bayern Münih maçı. Bence Galatasaray Belki hani de Şampiyonlar Ligi hikayesine odaklanmalı. Yani Türkiye Ligi olsa da olur, olmasa da ben öyle bakıyorum. Yani şu enerjilerin hala mucize gibi görmesi, yani çeyrek finale falan hiç kabul edebildiğim bir şey değil Bayern ya. Münih Beşiktaş maçında kalede kim vardı ya? Cenk Gönen mi vardı? Hatırlar mısın Melike? O dönem. Yine böyle bir yedek kaleci, az kaleci sakatlanmıştı. O geçmişti. Cenk Gönen Kaç olabilir mi diye. bitmişti o maç? Hangi maçı 5-0'lık söylüyorsun? maçı mı Yok, diyorsun? deplasmandaki o farklı maçtan bahsediyorum. O maçta da mesela böyle bir, mesela Muslera yok, Günay var. Ama Günay için Günay iyi attı. kaleci. Bak, Hayır. Günay gerçekten beklenmedik şeyler yapabilir. Yani Ya beklenenden fazlasını verebilir. beklenmedik şeyleri ondan önce takım yapması lazım burada olduğu gibi. Ayrı Yani ama Günay tek başına bir şey yapamaz. ya Sen ayrı canım. şimdi Muslera da bazen tek başına yetmiyor. Günay iyi Neden ayrı kaleci. canım? Günay'a güvendiğimiz bir kaleci. Günay Hatayspor maçında yerli kontenjan olması Okan Hoca'nın biraz daha sistemini değiştirecek şimdi mesela yani. Oynatmak isteyip de oynatamadığı oyuncuları oynatacak. İki tane hani Abdülkerim'i bu defa mecbur sol bekte koymayabilir. Evet. Tekrar Angelino oraya Zaten gelebilir. Abdülkerim sol bekte olmuyor. Onu da İşte o söyleyeyim bu yüzden ya arada. mesela Angelino'yu koyduğu zaman oraya şimdi tekrardan eski düzene geçebilecek. Çünkü yerli bir kaleci Angelino'ya var. daha forma verirler mi diyorsun? Hani bir 4 maç kaldı ya. Verir abi, sezon sonuna kadar oturacak mı onu yani, bilmiyorum da Bilmem, diğer Ocak ayı var. arasında belki ayrılır. Galatasaray Angelino'ya ihtiyacı varsa o hesabı yapmaz, oynatır. Olduğu zaman da olacak. Ki olacak gibi Ki de olacak da gibi görünüyor gözüküyor. bu durumda. Tekrar geçmiş Peki, olsun. geçmiş Önemli olsun bir diyelim. isim Muslera. 2-1'lik galibiyet. Biraz konuşalım bu maçı, Kasımpaşa Ya maçını. çok konuşmamız lazım. Galatasaray kazanıyor. Ama nasıl kazanıyor? Ama bir Hoca da bunun türlü farkında. hocanın açıklamaları hep zaten yüz Daha iyi ifadesinde oynamalıyız dedi. her maçta buna vurgu yapıyor zaten. Evet. Bayern Münih maçında da dahil. Galatasaray uslu ayaklar kazandırıyor. Galatasaray 11. hafta oldu. Mesela Fenerbahçe gibi o takım oyunu bir türlü daha oynayamıyor. Fenerbahçe'de evet ileri uçta baktığın zaman birbirini tanıyan, pas atan, Galatasaray hep bir kişinin ayağına bakıyordu. Icardi. Icardi şu zamanda Zaha çıktı. Çok şık bir gol ilk önce. İlk golü tebrik etmek lazım. Aslında bu golü atacağı haftalardır belliydi. Oynuyordu çünkü yani istiyordu. Ama takım halinde baktığımız zaman orta saha Kaan Ayhan ve Lucas Torreira. Ya, Torreira'ya Galatasaray şu anda birini eğer biz Icardi diye hep konuşuyoruz ya bir futbolcuya Pamuklara haksızlık sarmak yapıyorsak lazım diyorsun. hakikaten yani pamuklara değil nelere sararız bilmiyorum ama ya çok şeye sarmamız lazım. İzlediğim en iyi orta saha o 6 numarada biz kimi severdik hep? Melo derdik mesela. Melo'dan falan çok üstün bir futbolcu. Yok yok. Pardon. Abi pardonu falan yok. Ben Melo'yu defalarca canlı. Melo bugün olsun. Yaşlandı artık canım. Bırak o yaşta gelsin. Var var çünkü burada. Üç maçta bir Ha. gözünün yaşına Kırmızı. bakmazlar. O zaman var yoktu. Kimse kusura bakmasın. O da ona Melo'yu göre oynar canım nasıl yani. oynar? Var olduğunda çok az yani Melo ilk oynama iki şansı şansı yok. bulacak Melo oyunculardan ilk biri. iki şansı yok. Bir olaya Melo, gelirdi. diğeri de Lugano bence. Ya bir olayın içine girer. Üç tane kart çıkar. İkisi kırmızı, birisi sarı. Olayın başlangıcında Melo var olmaz. Ya Çok uyanık bir gerizekalı oyuncu. değil, yapmaz o zaman da, onu söylüyorum. Bazı insanlar bazı alışkanlıklardan vazgeçmek kolay Bazen değil. olur, bazen olur evet. Burada Lucas Torreira her şeyle oynuyor. Evet. Faul yaptığı zaman o rakibini de sarmalıyor, okşuyor. Başka bir pozisyonda geliyor. Hani hırçın bir oyuncu ama saha mücadele gereği. Yok ya, Arkadaşlığı çok iyi. Torreira'ya bir Müthiş lafımız bir yok. oyuncu. İleride geride. Önünde mesela bugün Szymański ya da Fred gibi bir oyuncu olsaydı şu anda Galatasaray çok daha gol sayısında üstün olabilirdi. Galatasaray çok pozisyon veriyor. Milo'nun verdiği gol katkısına Bak şimdi biz yaklaşabiliyor mu Torreira? gol Milo'nun katkısı. golü asist katkısına, oyuna, topu öne taşıma. Farklı bakış. Farklılar ama Gol ya. katkısı farklı. Galatasaray kaç haftadır kalesinde her takıma pozisyon veriyor.
Kim engelliyor? Her pozisyonda Lucas Torreira var. Yani bunu konuşmak lazım. Galatasaray evet. Ya Torreira'ya karşı gibi algılamayalım mesela, da ben Melo'nun daha üst düzey bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Selahattin abi. Her maç iki tane oyuncu ön plana çıkıyor. Torreira ya. Birisi Torreira, birisi de Sanchez. Abdülkerim varken de Abdülkerim'in de beraber. Sanchez ve eğer Lucas Torreira her maç orada ön plana çıkıyorsa demek sorun ki Galatasaray'ın orada bir sorun var. Bunu çözmek lazım. Orta saha. 60'ta artık orta sahayı tamamen o Kasımpaşa orta sahadan geliyor. Kenarları bıraktı bütün şeyde. Biraz daha hocanın orada değişikleri. Halil değişikliğini anlamadım mesela. Yani Galatasaray'ın tamam gole ihtiyacı var ama orada tutmak da lazım. Hiçbir şekilde oyunda hakimiyet yok. Bir ara Galatasaray'ın orta sahası çorba oldu. Kim ne yapıyor belli değil. İlk maçta pozisyonları var Kasımpaşa'nın. Bayern Münih ve Hatay maçları. Hatay bu kadar pozisyonu bulduğu zaman çok da maç koşan... Mersin'de değil mi? Evet. Maç orada Mersin'de. Tabii şimdi kazanan takımı alkışlıyoruz. Taraftarın gücü çok önemli burada. Yine kutluyorum Ultra Aslan'ı, yine kutluyorum. Burada bütün herkese selam olsun. Evet. Sebahattin Şirin Başkan yine yapacağını yapmış. İngilizce pankartlarla Filistin'e sahip çıkıp da o bütün dünyaya geçen hafta Türkçeydi. Bu hafta İngilizce. Evet. Onu da ayrıca hatta kutluyorum. Hatta geçen hafta bir konuğum dedi ki bunu aslında İngilizce olarak paylaşsalardı. Hani bütün dünya görseydi daha iyi olurdu diye. Bizi duymuşlar. Ben de onu bir şekilde gerekli yerlere böyle bir programda konuşuldu diye. Onlar da bunu 3 tane çok farklı yani İngilizce dilde yayınlamışlar. Ayrıca kutluyorum emeği geçenleri, düşünenleri. Sebahattin Şirin Başkan'a da selam olsun. Bütün Ultra Aslan'daki arkadaşlarımıza. Maçın her anda varlardı Selahattin abi. Takım düştü, taraftar düşmedi. Maç böyle kazanılıyor. O yüzden de dün akşam üzerinde Galatasaray kazandı. Ama hop oturup hop kalkan bir taraftar var maçta. Yani o maçı kazanmak adına. Okan Hoca da bunun farkında. Ama ne yapmak lazım ona bakmak lazım. Yani bireysel olarak baktığın zaman Zahat çıkıyor, Hakim Ziyek çıkıyor. Hakim Ziyek için mesela dün ilk yarıda çok fazla etkili olmadı ama çok akıllı pasları var. Biraz daha böyle fiziki gelişimini sağlarsa mutlaka çok daha katkı sağlayacak. Ya, çok konusunu... konuşuyoruz maçı filan da İsrail'in Siyonist katliamının bu kadar normalleşmesini de hiç anlamıyorum. Böyle bizi dinleyen, izleyen ya da izlemeyen herkesin bir düşünmesi lazım ya. Çocuklar öldürülüyor ve biz normalleşmiş, her şey normalmiş gibi kim kazanır filan konuşuyoruz. Bilmiyorum uzun vadede geriye dönüp baktığımızda kendimizle ilgili neler hissedeceğiz. O konuda da çok kuşkum var. Katliam, çocuk katliamı, her türlü insanın yok edilmesi, öldürülmesi normalleşti. Hiçbir şey olmamış gibi hayatlarımıza devam ediyoruz. Yani bu maalesef da kıyamet alameti gibi geliyor bana bazen. Hani o tür şeylere çok fazla derin inançları olan biri de değilim ama bu sessizliği ve kabullenişi devam ediyor maalesef ve hani biz elimizden geldiği kadar hani tepkimizi dile getiriyoruz ama bir kısmı dünyanın hiç yok gibi davranıyor. Bu o kalan kısmı hepsi doğru ama bu sessizliğin ardından her an şey olabilir. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız dediği gibi bir gece ansız gelebiliriz de bu sanki oraya doğru bir şeyler gidiyor. Ya bir gece ansızın gidebilsen de önemli olan o değil. Gidersin gitmesin. Mesele o değil. Biz bu çağın insanları olarak, bu çağı paylaşanlar olarak bu katliamlara, bu jenosit gibi katliamlara sessiz kalıp ve bunu normalleştiriyoruz. Ya sessizi çıkarmak ille de yani gidip saldırgan bir şeye var olmak değil. Öyle bir şeyle var olmak değil. Varlığını öyle kanıtlamak değil. Onu söylemiyorum. Söylemek istediğim o değil. Normalleşti. Ya. Normalleşmesi insanlığın ortak trajedisi. Bir de bunun adını bir de savaş koyuyorlar. Bu adına savaş denmez. Bu ne bir hayvanlık diyeceğim. Yani insanlık dışı bir şey. Ya bu canilik savaş yok. Ortada karşıda sana karşı mücadele yok. Veren yok. Adını savaş diyorsun. Tarih orada... bunu zaten bir soykırım olarak yazacak. Ama maalesef olan ölenlere. İşte tarih bunu bu şekilde yazacak. Bizde hala yıllar öncesinde konuşulan şey var. Orada bambaşka bir şey. Çocukları bombalıyorsun. Yani orada Filistinli dostlarımız var. Burada arkadaşlarımız var. Ailelerinden haber alamıyor. Anlatıyorlar. Ya o küçük çocuğun üzerindeki cesetlerin üzerinde bir de sıvı madde var diyorlar. Ya bunun ne olduğunu bilmedim. Çok acayip bir şey ya. Allah yardımcıları olsun ama dediğim gibi bu sessizliğin sonunda ben bir büyük bir ses bekliyorum yani. Sona geldik Spor Ajansı'nın. Veda edeceğiz. İkinize de sona gelirken de çok ederim. Dolu bir şekilde çok farklı bir yerden İyi ki attık. De getirdiniz aslında. Zaman. O yüzden bütün takımların, bütün kulüplerin bu İngilizce pankarta duyarlı olması lazım. Ben bugün belki Fenerbahçe maçında da buna benzer şeylerin olacağını düşünüyorum. Ayrıca Ultra Aslan'a tekrar tebrik ediyorum. Artık bu duyarlılığın olması lazım. Hakemin konuşulmadığı, hak edenin kazandığı bir maç.
diliyorum ben. Teşekkür öyle kapatalım. Teşekkür ediyoruz. Savaşçıoğlu teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları. Veda ederken Fenerbahçe'nin Avrupa'da oynadığı maçların özetlerini bir hatırlatacağız sizlere ve noktalamış olacağız spor ajansını. Yine tüm gelişmeler bu ekranda canlı bağlantılarla hatırlatmış olalım. Görüşmek üzere.